konuşalım. Fazla kilolarına şikayetçi olup bıçak altına yattı canından oldu işte bu kadın. Yaşanan bu olay zayıflama ameliyatlarını yeniden tartışma konusu haline getirdi. Zayıflama ameliyatları neden öldürüyor? Suçlu burada sizce hastane mi? Doktor mu? Zayıflama ameliyatı fiyatları ile ilgili adım atılacak mı? Ne kadar o fiyat aralığında bir öğreneceğiz şimdi? Obezite cerrahi uzmanı Doçent Doktor Ali Durmuş'la konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz TV TV'ye. Merhabalar. Siz Hocam şimdi sesim geliyor mu? Geliyor. Çok net duyuyorum ben sizi. Siz beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, sıkıntı yok. Süper. Ee, zayıflama ameliyatı can aldı. Şimdi sağlık turizmi ne aslında Türkiye kapılarını açtı. Yurt dışından gelen birçok hastası var. Ee, sadece sağlık, e, yani zayıflama olarak adlandırmamak lazım. Saç hekiminde var, diğer yönlerde de e, sağlık turizminde e, giderek e, ufkumuzu açıyoruz. Fakat e, Amerikalı kadın 46 yaşında. E, ölümle sonuçlandı, yağ aldırdı. E, sonrasında saç ekimi de yaptırmak e, istiyordu. Fakat 22 Ağustos'ta e, Türkiye'de böyle bir e, durumla e, karşı karşıya kaldık. E, neden hocam? Yani Burada bir e, zafiyet mi var? E, Hastayla ilgili bir durum mu? E, artışlar yaşanmaya başladı. Birçok kişi de artık sürekli zayıf olmak istiyor nedenini de bilemiyoruz. Size gelen hastalardan da Ş öğrenmek şöyle. isteriz. Ne oldu da zayıflama ameliyatları öldürmeye başladı? 2020 yılına kadar normalde kullandığımız aletler sadece iki firmaya aitti. 10 yılları doldurdukça bu firmaların aletleri maalesef ki Çin'de üretilmeye başlandı. Birincisi etken bu. Yani Ölümün sebebi burada bir kullanılan malzeme hmm. doktorun tecrübesi ve hastane. Ee, maalesef ki bizim e, 2020 yılına kadar yani 22-23 yılına kadar e, yurt dışından turizma, sağlık turizmlerinden çok büyük bir gelir elde ederken şu an bu gelirimiz yaklaşık %50 oranda azaldı. Bunun sebebi şu. Maalesef ki denetleme açısından devlet o kadar e, yoğun denetlemesine rağmen merdiven altı biraz öyle gösterdiniz. Merdiven altı dediğimiz olaylar yaşıyoruz. Bu ameliyatlarda önemli olan hastanın sorması gereken kullanılan malzeme. Siz, Ama hasta nereden bilecek o hocam onu? Hasta işte bunu hasta soracak. Kusura bakmayın. Biz her hastaya video veriyoruz. Yani bu hasta ameliyatlar çekimli ameliyatlar. Bu ameliyatlarda baktığınız zaman siz kamera görüntüsü alabiliyorsunuz. Nasıl şu an ben sizinle konuşurken bunun görüntüsünü alabiliyorsanız ameliyatta da bunun görüntülerini alabilirsiniz. Onun için de hastanın demesi gereken şu. Bu ameliyatta bana ne malzeme kullanacaksınız demesi lazım. Yani burada siz Onaylı bir malzeme kullanmıyorsanız yani FDA ve C dediğimiz Avrupa onaylı malzeme kullanmıyorsanız o zaman bu hastanın zaten %1 ile %3 arasında ölüm riski gidiyor. Şimdi Ama bu işte benim söylemek istediğim şu çok güzel hocam siz bana bunu gösteriyorsunuz diyelim ki ameliyattayım dolayısıyla narkozluyum fakat farklı bir şey kullanıyorsunuz onu nereden bilebilirim? Onu şöyle bilebilirsiniz. Bu ameliyatlarda Türkiye'deki bir fiyat skalası var. Dünyada bakın ben İngiltere'ye gittiğimde bu ameliyatların maliyeti 8 bin ile 12 bin euro arasında. Ee, ve orada Türkiye'de bu ameliyatlar 500 sterline yapılıyor. Ee, ve oradaki doktorun dediği şu bana. Siz sihirbaz mısınız? 500 dolara bu ameliyat yapamazsınız. Nasıl? 500 sterline yapamazsınız. Maalesef ki yapamazsınız. Kullandığınız aletlerin disposable olması lazım. Yani disposable nedir? o hastaya kullanıp atmanız lazım. Siz o hastaya kullanıp atmadığınız malzemeyi alıp e, üçüncü dünya ülkeleri gibi steril edip bir daha kullanırsanız bu hastayı ölümle karşı karşıya getirirsiniz. Bu malzemeler dispoz mu? Dünya dispoz mu kullanıyor? Öncelikle bunun engellenmesi lazım. Tabi devlet size her e, ne müfettiş gönderemez ki. Burada hasta doktor ilişkisi mesela nedir önemli olan burada? Bir hasta bir hastaneye gittiği zaman orada o ee, ameliyat yapılıyor. Obest ameliyatı maalesef ki çok özellikli bir ameliyat. Yani sadece ameliyatta bitmiyor. Diyetisyeni var, kardiyolojisi var, e, göğüs hastalıkları var. Bir sürü bölüm var. Yani siz mesela bu özelinden e, bahsedersiniz. Bu hasta yani tabii gazete haberleri doktor ben hata yaptım diyor. Ama hastanın ee, ya tabii gaz tabelinden konuşuyorum, üzerinde konuşuyorum. CRP'si yüksek bir hastaya ameliyat alamazsınız. Muhtemelen doktor bey de almamıştır zaten. Oradaki Hocam yalan şimdi düşün. siz çok iyi biliyorsunuz CRP'ne. Ben de biliyorum evet, ama evet. ya seyircilerimiz bilmiyorsa onu bir açıklar mısınız? Şimdi şöyle bir şey. Hasta geliyor hastane. Bizim mesela bir hasta geldiği zaman önce hastaya tahlil ediyoruz. Hastanın enfeksiyonu var mı? Veya ağzında bir uçuk olsa bile yapmamanız lazım obezite. Çünkü obezite ameliyatında ölüm oranı Amerika'da yaklaşık milyonda bir. Avrupa'da milyonda bir. Yani bu ameliyattan doğru ölmeniz için ya deprem, sev gibi felaket olması lazım. Yani çünkü ameliyata girmeden önce sağlıklı bir hastaya ameliyat ediyoruz biz. Kanser değil, o değil, bu de, acil bir ameliyat değil. Şimdi bu hastada üzerinde SRP dediniz ya, hastanın yüksek bir enfeksiyonu var. Hı. Ortalama 5 olan Hı. bir değer 16 olmuş. Doğal olarak da bu ameliyat iptal edilecek. İptal. hasta enfeksiyon olacak, enfeksiyon tedavisi görecek, tedaviden sonra tekrar ameliyat olacak. Yani 10 gün sonra ameliyat edeceksin bunu. Ama ne oluyor? Şimdi hasta yurt dışından geliyor, e, belli bir para ödemiş, e, 10 gün bekleyemiyor. E, Tabii diyor. ona göre Mas. ayarlıyorlar çünkü. Evet, kriterleriniz... Hiçbir zaman mesela kriter şu olmaması lazım. Hasta kaçar olmaması lazım. Kaçarsa kaçar. Çünkü burada zaten bir doktorun başına yüz kere gelmez ölüm. Bir defa gelir. Onun için yani doktor olarak, cerrah olarak bizim tabii o doktor açısından da çok zor bir durum. Hiçbir doktor kendi hastasının ölmesini istemez. Yani bilerek de böyle bir şey yapamaz zaten. Ama yani gaz tabi tabii ona çok ee, e, meyil etmiyorum ama e, gerçekten bir hasta ameliyat olurken bütün tahlillerinin yapılıp Ondan sonra ameliyat olması lazım. Artı hastaya kullanıldığınız bütün malzemeleri biz kendi açımızdan söyleyip hastanın sorması lazım. Hocam bana ne malzeme kullanacaksın? Gerçekten tüp mide ameliyatları, zayıflama ameliyatları en önemli şey malzeme. Yani siz orada kalkıp da doktor bey size e, ee, Hindistan malı kullanırsa şu, şu an Hindistan'da, Ürdün'de ve böyle 3. Dünya ülkelerde ölümler fazla bizde çok azdı son zamanlarda biraz attı o da yani her meslekte olduğu gibi bizde de şu an en büyük sıkıntımız yurt dışından gelen doktorlar da bu ameliyatı ben size bir örnek vereyim yani tıp merkezinde bu ameliyatlar yapılıyor ve bunu yabancı doktorlar yapıyor ben şok oldum yani e, gerçekten Türkiye'de denetleme çok sıkı ama ona rağmen ona, ona rağmen, rağmen nasıl denetimler çok sıkıysa nasıl, buna rağmen nasıl yapıyorlar gece yani, mi yapıyorlar bu ameliyat hocam ya gündüz de yapıyor. Mesela e, şöyle düşünün. İstanbul'da yaklaşık 400'e yakın hastane var. E, 400'e yakın hastaneyi yani hepsine baştan bir fetiş koyamazsınız. Yani doğal olarak da bir genel denetleme yapılıyor. Ama arada siz hastayı alırsanız onlar bilemez ki. Anca böyle bir olay olduğunda, ölüm olay olduğunda ortaya çıkıyor bu olay. Ve bizim şu an bu ölüm olayı Amerika'da, Avrupa'da bu ölüm olayları bizim hasta türümüzü çok çok etkiledi. Yani şöyle düşün, 8 milyar dolar bir yıllık getirisi varken şu an bu yarı yarıya düştü. Yani hmm. sağlık durumunda şu an benim hastalarım %70'i yabancı iken şu an %30'a düştü. Neden? O da tavsiye üzerine geliyor. Sonuçta insanlar Türkiye'ye baktığında gittiğimizde işte e, merdiven altında ameliyat olacağız. Çok ucuz ameliyat olacağız. Bu bu sebeple geliyor. Bu doğru değil. Yani biz e, şu an internete girin. Maalesef yasak olmak diyor. Yasak olmasına rağmen Instagram'a gidin. Obezite yazın. %100 Sadece 20 bin ameliyat yapıyorlar. 20 bin dediniz. Evet ben haberi Beş... ararken daha çok e, doktorların evet. reklamları ya da hastanelerin reklamları çıktı. Doğru. Evet yani 500 500 dolara bu ameliyat yapamazsınız. İmkansız. Neden imkansız? Çünkü bir yerde bir kaçak var. Yani eğer bu reklamı araştırıp o doktoru çağırırsanız bunlar zaten siz altyapıya baktığınızda 20 bin lira reklam veren 30 bin lira reklam veren doktor arkadaşın arkasında doktor yok orada. Bir aracı kurum var. Maalesef yani aracı kurum var doktor yok bakın o sitelere bakın hep aracı kurum onlar hastaya alıp bir doktorla anlaşıp ameliyat yapıyor mu yap onu da bilmiyorum. Ama sonuçta aracı kurum var. Doktor yok orada. Yani devletin bunu önlemesi lazım. Tamam evet. bu sosyal medyada her görüyorsunuz. Yani buna da yapacak bir şey yok. Yani orada insanlar yürüye 20 bin liraya ameliyat. Koşa koşa gidiyor. Ben size e, şunu söyleyeyim. Bu ameliyat 20 bine yaptırıyorsanız mutlaka bir yerde bir hata var. Yani, ne kadar hocam bir, peki bu? bu, bu ne skalası nedir? Bu skalası nedir bu ameliyat? Ortalama bin dolar bir malzemesi var bunun. Ondan sonrası hastane. Mesela siz daha lüks bir hastanede yaptırsanız bin dolar da hastaneye 2000, 2500, 3000 dolara kadar çıkar bu ameliyat. 5000 dolar da hastanesine göre değişir ama ortalama bin dolar malzemesi var bu ameliyatın. Siz bunu kalkıp da 500 dolara yaptığımız zaman bir yerden çalıyorsunuz demektir. Disposable yani kullanat malzeme kullanmıyorsunuz demektir. Bu da büyük bir hatadır. Çünkü bunların onayı yok. Yani gidip de yani şöyle söyleyeyim siz bundan daha önce belki hatırlamazsınız yaş olarak ama şöyle ne neler yani ben hatırlıyorum iğneler steril edilirdi suya kaynatılırdı öbür hastaya iğne vurulurdu. Hmm. Yani bunun gibi düşünün malzeme bu hasta şu öbür hastaya kullanılıyor. Bunu devlet denetleyemez zaten niye dene ancak ki bazı doktorlar şikayet olursa denetleniyor çünkü bir saatlik bir ameliyat her zaman müfettiş koyamaz başınıza. Onun e için o zaman burada de... biraz da başa mi sorumlu oluyor? Burada sorumlu birinci sorumlu bence hasta Tamam. hastanın lazım. Yani bana ne malzeme kullanacaksın hocam? Tamam ilk demesi hasta lazım. ikincisi. doktorun vicdanı, doktorun vicdanı. Yani başka kim de bile. Doktorun vicdanı. Siz orada ameliyata girdiğiniz zaman çıkarıp eski malzemeleri kullanırsanız buna kimse bir şey diyemez. Yani göremezsiniz bile. Onun için kayıt sistemi var bence yapılacak şey sistem şu mutlak kayda alınması lazım. Yani bu malzemelerin yani burada asıl etken malzeme ikinci etken bu aslında da bahsedersek ameliyata girerken belli kriterler var. Bu kriterler uymayan hastalara ameliyat etmemek lazım. Bu para verdi bir daha kaçar gelmez Almanya'dan geldi Avrupa'dan geldi değil. Bu hastaları yani belli bir maddiyetle anlaşıyorsunuz geliyor değerleri yüksek çıkıyor. Şimdi bu hastalara diyorsun ki hayır efendim seni ameliyat edeceğim işte bu kanser değil, acil değil bir şey etmeyeceksiniz. Masrafı göze alacaksınız. Hastayı geri ülkesine göndereceksiniz veya konak edeceksiniz. Sağlığınız 10 gün ödemeyeceksiniz. Sağlam, evet. 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 Ee, Çünkü şakaya gelmez. Mesela o bahsettiğiniz doktor arkadaş bir kere başına gelir. İki kere bile başka gelmez yani. Bir doktorun başına on kere gelmez bu iş. Şimdi o doktor arkadaş bir daha bu hataları yapar mı? Hayır yapmaz. Yani gaz. Ben yaptığını düşünmüyorum ama yani zaten hiçbir doktor alacağını da böyle bir ameliyata yani SRPS'i yüksek bir hastayı ameliyata almazlar. Yani anestezi müsaade etmez zaten A anlaşıldı. orada. Anlaşıldı. Al Hocam bir de e, hani merdiven altı diyoruz ya siz dediniz hani yabancı doktorlar da yapıyor. Şimdi evet. hekimin diploması da kontrol edilmeli. Bu ameliyatı kimler evet. yapabilir? Evet. Hangi Tabii ki. nasıl kontrol edelim biz bunu? Buradaki buradaki olayın özü şu. Şu an Türkiye'de maalesef yurt dışından gelen doktorlar bakın size bölgede şu iki telli beylik bir sürü hastane var. Burada yurt dışında Maalesef diploması yurt dışından alınmış, Türkiye'de onaylanmamış insanlar ameliyat yapıyor tıp merkezlerinde. Bunu tabii ki yakalananlar var. Geçen hafta yakalandı mesela. Ama işte yakalayabildiğimiz kadar yakalamadığımız zaman gidiyor yani. Yani burada tek sorumlu hani bizim Türkiye'deki şu anki sağlık sistemindeki bu bozukluk bizi de etkiliyor. Yani bizim de dış ülkeden hastalarımız var gelenler o bunlar. Yani şu an İngiltere'de Türkiye'ye gitmeyin diye bir e, a, algı var. Almanya'da Türkiye'ye gitmeyin diye bunu yıkmamız için sizin gibi kurumlara çıkıp hastayı bilinçlendirmemiz lazım. Hasta ameliyata gitmeden önce bilmesi lazım. Ben size bir tek şey söyleyeyim. Şimdi ben bugün ameliyat yaptım. Bugün size sohbet ediyorum. Hasta ameliyat oldu. Şu an orada hastanede. Buna kim bakacak? Hemşire. Bu hemşirenin tecrübeli olması lazım. Hastanenin obezite bölümü olması lazım. yani evet. Bu bir kanser ameliyatı değil. Maalesef bu bir bu atramayet değil. hastayı bırakıp gidemezsiniz. Evet. Orada bir hemşiren en az 200 tane ameliyat gördükten sonra gece nöbete kalması lazım. Ama ne oluyor? Hemşire yeni hemşire gelip kalıyor ameliyata. Gece en hasta kalmıyor. Ölüyor haberi bile yok. Onun için bir obeste bölümünde müfettişlerine sorması gereken hemşire hanım tecrübeli mi? Ameliyathanedeki personel tecrübeli mi? Buna giren hemşire tecrübeli mi? Buna kullanılan malzeme gerçek mi? Ve şunu demesi lazım. Yani bunları rahatlıkla Ar sorabiliriz değil mi? Bir e, doktorun evet. e, diplomasını tabii. görebiliriz. Tabii. E, evet, hemşirenin tabii. tecrübeli olup olmadığını evet, araştırabiliriz. Böyle bir hakkımız Bakın tek, var. Var. Tek soru şu son zamanlarda. Sizin hemşireniz OBES'e e, ee, obezite sertifikası var mı? Böyle bir programa katılmış mı? Bunu bile soracaksınız. Bunlar sizin doğal hakkı. Siz bunları sormadan sadece gidip doktora güvendim. İki tane reklamı gördüm. İşte öncesi sonrası reklamını gördüm. Hemen ameliyat olayım derseniz. Evet. A da çok da ucuz. Maalesef bu laptop değil. Maalesef bu bir masa değil. Yani bir fabrikada üretilmiyor. Bu ameliyatlar bir tecrübe istiyor. Hastanenin iyi olması lazım. Bu koşullarda yapılırsa bu ameliyatlarda ölüm dünyada e, ameliyatlar içinde en az ölüm olan oranlardan yani sel, deprem, felaket olması lazım. Siz sağlam bir dokuya ameliyat ediyorsunuz. Obeste geliyor, kalp hastalığı yok. Herhangi bir sıkıntısı yok. Her hiçbir şey yok. Hasta sağlam, kanser değil, iltihabı yok. Siz bu hastaya ameliyat diyorsunuz. Şimdi bundan komplikasyon çıkacak. Suçlu Peki. kim? Bak, buradaki yüzde 99 Ortamdaki doktor, hemşire, hastane. Yani obezite ameliyatlarında risk var mı? Var. Ama bu risk çok çok az. Lütfen evet. yani ölümlerle plana çıkıyoruz. Normalde bunun doğru değil. Yani obezite Avrupa'da hiçbir zaman ölümle anılmıyor. Evet. Sadece geri kalmış ülkelerde anılıyor. Bunu da inşallah sizin gibi programlar yaparak hasta bilinçlenirse bunlar önlenir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun zaman ayırdınız. Ben bizlere katıldınız. Dağılır. İyi ki varsınız. Obeste cerrahi uzmanı doçent doktor Ali Durmuş'la konuştuk değerli izleyiciler.